Merhaba arkadaşlar. Metro Market'te saksıra yağındayım. Çok güzel indirimler yapılmış. Ara ara indirimler olduğunda sizlerle paylaşıyorum. Şu güzellikleri öncelikle böyle göstereyim size. Ve şimdi fiyatlarını hep beraber bakalım. 7.99'dan 8 liradan başlıyor arkadaşlar. Şu saksılar 8 lira. Bunlar 13 lira. Bakar mısınız? Şöyle. Ve 19 liraya. Şu 20 liraya şu saksılara bakın lütfen. Çok büyük saksılar. Karşıda porselen saksılar var, çömlek saksılar var. Oraya doğru geçeceğiz. Bakın fiyatları çok uygun. 16 liraya ama çok büyük arkadaşlar. 16 liraya. Yine saksı altlarda üzerinde şöyle çeşit çeşit. Şu büyük dev gibi saksılar 9.98 arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Büyüklüğünü şöyle elimden tahmin edin. 50 liraya dev gibi saksılar. Büyük saksılar. Yine altta 38 liraya çok 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 büyük saksılar. Şöyle göstereyim. Plastiklerde yine çömleklerde de indirim var. O tarafa doğru şöyle göstereyim size. Bakın çok kaliteli. Burada plastik saksılar var. Bunlar da 35 lira. 40 lira şu. Çok büyük arkadaşlar. İçerisinde gideri de var. Aynı zamanda drenaj delikleri var. Şunlar 25 lira. Ama büyük saksılar. Şu porselenleri, şu çömlek saksıları size göstermek istiyorum. Sırsız olanlar. Asıl bizim çiçeklerimiz için bu sırsız saksılar önemli. Şöyle göstereyim. Fazla suyu dışarıya çıkartıyor arkadaşlar. İnhal ediyor. Şöyle 59.99. Bu da 79 lira. 60 liraya. Bakın. Çok şık duran bir saksı. Yine sırlısı var. 100 lira. Bu şekilde 19 liraya, 24 liraya saksılar, saksı çeşitleri 16 liraya. Yine bu koku saksılar arkadaşlar. Bunlar 189 lira, 190 liraydı. Şu an 150 lira. Ara ara bu şekilde metro marketlerde indirimler yapılıyor. Ve ben bu indirimlerden saksılar alıyorum. Şu koku saksı gerçekten çok şık. Hindistan cevizinin dış lifinden yapılan bir saksı arkadaşlar. Zincirli, metal zincirli. Şu da duvar tipi. Aynı saksıların duvar tipi. 129 lira. Bakar mısınız? Çok hoş. Şu şekilde duvara monte etmek için. Çok şık saksılar. Şöyle sizlerle beraber. Yine bahçe hortumları var. Burada 150 lira bahçe hortumları var. Ve büyüklüklerine göre bu dev saksılar devam ediyor. Bunlar biliyorsunuz 49.99. Altlarda 50 liraya, 60 liraya saksılar dolu, boy boy. Şöyle 40 liraya, 60 liraya, 50 liraya büyüklüklerine göre şu plastik saksılar bolca var arkadaşlar. Şurayı da göstereyim size. Şurada da yine toprak türleri var, toprak çeşitleri var. Çim besinleri, zeotonlar, volkanik torflar, zeolitler bu şekilde pomza var. Fiyatları 50 lira. Civarında 50 lira civarında arkadaşlar. Şöyle bitki torfları da var. Aynı zamanda suluklar var 30 liraya. Bakın suluklarda böyle böyle muhteşem indirimler var. Çok güzel indirimler uygulanmış arkadaşlar. Fiyatları da görüyorsunuz. Gerçekten şu şekilde göstereyim size. Bakın çok fazla saksı var ve hepsi indirimde. Bu fırsatı kaçırmayın. İhtiyacınız varsa metro marketlere uğrayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, saksılardan sonra şimdi size tespih çiçeğimi nasıl çoğalttığımla ilgili olarak kısa bir video çektim arkadaşlar. Bakın böyle muhteşem tespih çiçeklerim var. Bunlar muz tespih çiçeği olarak bilinen tür arkadaşlar. Ayrıca verigata var. Yuvarlak, oval tespih çiçeklerim var. İnci tanesi olandan. Bu şekilde farklı tespih çiçeği çeşitlerim var. İstediğimiz yerinden kesiyoruz. Uzun dikmek istiyorsak ben genelde uzun dikiyorum ama bu saksıyı kısa diktim arkadaşlar. İstediğimiz noktadan kesiyoruz. Ve kestiğimiz yeri kuru bir kaktüs ve sukulent toprağına dikiyoruz. Ve nemlendirerek köklenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Sulama yapmıyoruz köklenme olana kadar. Nemlendirme sprey ile yapıyorum. Sadece bunu tespih çiçeğinde kullanıyorum. Bunu tüm tespih çiçeği videolarımda paylaştım arkadaşlar, çoğaltım videolarında. Bu şekilde kuru bir
kaktüs ve sukulent toprağına dikiyorum ve sadece spreyle nemlendirmesini yapıyorum. Bu şekilde toprağı kuru kalmayacak şekilde üzerinde her gün düzenli olarak spreyliyorum ve bu şekilde köklenmesini istiyorum. Yandaki muz tesbih çiçeğini yine keserek kuru bir toprağa diktim. Aynı şekilde çoğaltıyorum arkadaşlar. Böyle bunların köklenene kadar nemli tutmaya dikkat ediyorum. Sulama yapmıyorum. Sadece nemlendirerek bırakıyorum. Size tesbih çiçeklerimin diğerlerini de göstereyim arkadaşlar. Bakın çeşit çeşit tesbih çiçeklerim var. Burada da yine muhteşem güzellikler. Ve yandakileri de göstereceğim size. Bakın bunlar anaç tesbih çiçeklerim arkadaşlar. Yazın çok fazla kök çürümesinden tesbih çiçeklerimi ve sukulentlerimi kaybettim. Ama çoğunu da kurtardım. Kurtararak bu şekilde devam ediyorum. Bakın bu güzelliğimi de burada çoğaltmıştım. Uçlarından keserek yine buraya diktim ve çoğaldılar. Bu da yine oval tesbih çiçeğim arkadaşlar. Bu şekilde harika görünüyor. Tesbih çiçeği hepimizin sevdiği sukulent türlerinden. Sarkıcı olması, tane tane bu şekilde sarkması gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Ayrıca içerisinde verigata olan da var. Verigata tesbih çiçeği de böyle sarılı, yeşilli renk dönüşümleri olan bir tesbih çiçeği. Bir dünya kaktüs Emine Han'dan almıştım. Sevgiyle büyütüyorum. Bu da muz tesbih çiçeğim. Harika formu var arkadaşlar. Şeklinden dolayı muz tesbih çiçeği denilmiş. Şimdi size diğer güzelliklerimi de göstereceğim. Bunlar kaktüs ve sukulent toprağını seviyor. Toprağı kurudukça sulanmayı seviyor. Ama tamamen diğer sukulentler gibi takır takır kurutmuyoruz arkadaşlar. Onlara göre biraz daha Senecio Rowlianus olarak geçiyor. Senecio türleri suyu seviyor. Bu güzellikler de suyu seviyor. Sudan mahrum bırakmıyoruz. Öyle böyle dolgun yaprakların olmasını istiyorsak tane tane mutlaka sulamasına ihmal etmiyoruz. Geçirgen kaktüs ve sukulent toprağı kullanmalıyız ki suladığımız zaman alttan drenaj deliklerinden bolca sular akmalı. Altlarında bir hayli drenaj delikleri var arkadaşlar. Asla deliksiz saksıya dikilmemesi gerekiyor. Yoksa kök çürümesi oluyor. Bu yaz ilk defa yaz sıcaklarına dayanamadılar. Aşırı derecede sıcak bir balkonum vardı. Tam gün güneşin altında. Gölgeleme filesiyle kurudum. Evet, bunlarda güneş yanığı olmadı. Çok fazla güneşi seven türler değil zaten arkadaşlar tesbih çiçeği. Güneşe bıraktığınızda kahveye dönüyor. Sarı ve sonrasında kahveye doğru dönüyor. O renk tonunu sevmiyorum. Yeşil olarak sevdiğim için dolaylı güneş alıyor. Direkt güneş almıyor ama dolaylı olarak tavanımda üst askılı saksılarda konumlandırdım. Güneş görmeyen yerde ama yoğun gün ışığı alan yerde büyüyorlar arkadaşlar. İlaçlamasına dikkat etmemiz lazım. Unlu bite çok yatkındır. Bu nedenle düzenli olarak insektisit ilaçlamasını yapmamız lazım. Arkadaki sukulentlerim de renklenmeye başladı. Yine Bangkoklu'nun bebişlerini oraya dikmiştim. Onlar da tuttu çok şükür. Büyüyorlar arkadaşlar. Şimdi kısa bir şöyle balkon turu yapalım. Arkadaşlar bakar mısınız ipek çiçeklerim? Şu an saat 4.30 ve bu güzellikler hala açıyor. Bakın rengarenk ipek çiçeklerim açıyor arkadaşlar. Arkada da leş kaktüslerim çiçek açtı. Yakından size göstermeye çalışayım. Yine burada dikenler tacım harika bir şekilde çiçeklerini sergiliyor. Gerçekten harika görünüyor arkadaşlar. İki çeşit leş kaktüsüm bu saksıdaydı. Saksıyı işgal ettiler. Yanındaki diğer kaktüsleri çıkardım arkadaşlar. Çok fazla yayıldılar. İkisi de çok güzel çiçekler açtı. Böyle bugünkü paylaşacaklarım bu kadar. Bu saksıların hepsini arkadaki saksıları bugün değiştirdim. Videolarını çekmedim. Gerçekten çok yorucu oluyor. Sonbahar bakımlarımız, ilkbahar bakımlarımız bir hayli yorucu oluyor arkadaşlar. Gübrelemelerini yaptım ve yeni topraklarını aldım. Sağlıkla büyürler inşallah. Şimdi sulamalarını yapacağım ve arkasından ilaçlayacağım. Bu şekilde güzelliklerimle size veda edeyim. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın.